kalite anlamında sıkıntı gördüm diyor. Sen ne dersin hocam? Bu sonuç olarak üçer üçer gidiyor. Hem puanlar gidiyor hem goller 3-3. Malatya 3 gol yendi. Bugün 3 gol yendi. Yani sıkıntı net. Ama sıkıntı nerede? Onu teşhisi tam koymak lazım. Mehmetçin başı <laughs> sağ olsun. sağ ol hocam. tıraş olduk. Güzel olmuş tıraş hocam. <laughs> Teşekkür ederim hocam sağ ol. Hocam Cüneyt Çakır'ın tıraşı nasıldı? Cüneyt Hoca'yı <laughs> öyle görmeye alışmadık biz. Geçen hafta da yoktu değil Aslında mi? Oradan Aslında geçen oradan hafta. başlayalım mı? Dikkatimi çekmedi geçen hafta. Aslında oradan başlayalım mı? Nereden? Başladı. Cüneyt'ten. Ha. Şapka düştü, kel gözüktü. Hocam demeyin böyle. <laughs> ben Cüneyt'in saç ektiği filan fikrindeydim önce. Sonra fakat bugün görünce baktım. Değişim bu hocam Cüneyt Hocam'dan. Cüneyt şey hocam kullanmış. E, ne o? Topik kullanmış herhalde. Fakat çok açık yani bu saatten sonra. Ekim olmaz bu saça yani bu tarlada olacak. Hocam mi? güzel olmuş ama bence iyi olmuş. Tarz olmuş. Bu hocam. saatten sonra bu eski resim bak. Bu ha bu sağdaki yeni resim. Güzel vallahi aslında şeye bak, bir kolun havası yok mu hoca? Eşik evet. birazı vermiş <laughs> kendisi de yalnız şu var. Hocam bu işi böyle yapınca maç günü saçın tamamını keseceksin. Arka tarafı da alacaksın. Tam olacak. Bence bir stil var hocam. Böyle aldığı zaman daha değişik olur bence. İyi olmuş valla. Bir de şu var yani. Cüneyt'in saçı kesmesi iyi. Şöyle demek ki saç ağırlık yapıyormuş kullandıkları. Bugün bayağı iyi maç yönetti. Yani bayağı ortadan çaldı öyle baktım. Eğlenin demek yani. ki hocam yedek kulübesi rahatsız etmeye başladı. Hocam bir futbol takımında yedek kulübesine bakarsan hakem de böyle. Hakem de arka tarafa bakarsa lan birileri çıkıyor. Aradan tuttururlar 3-4 tanesi yanarım. Başladı mı <laughs> İyi iş olur hocam. Rekabet, rekabet eder zaman iyidir abi rekabet. Doğru. Ben onu derim, he, rekabet. He, he. Rekabetsiz bu iş olmaz abi. Hep rekabet, hep rekabet olacak. Yani iyi. Yani hakem mahkem diyoruz da hikaye şimdi. Onların hepsini anlatacağız tabii yani. Hakem işine de gireceğim biraz. Fatih Hoca'nın 10 yılda kaç defa atıldığını çıkarttırdım en eşeğe, Endere. Bugün telefon açtım. Son 10 yılda 30 kere atılmış abi atılmış değil de takımının başında maça çıkamamış. 30 kere maça çıkamamış. Onda ama kaçar maç ceza aldı hocam. Bol keseden verdiler bir Aslında ara. Aslında ben Fatih veya Fatih gibi hocaların şeyi olsam, yöneticisi olsam şunu derim. Ben daldan dala uçayım böyle daha iyi oluyor. Fazla şey Hocam saatin yalnız <laughs> denizaltı gibi ya. Evet hocam. Ne yapayım ya güzel. Gözümüze alıyor hocam. Ondan denize gir gireceğim. Yüz metrede bu boğulmasın. Sonra... <laughs> Simit görevi de ben <laughs> Var her şeyi var. Konuşuyorsun da. Bu anteni falan var konuşuyorsun. Yukarı. Ben Fatih veya Fatih Hoca gibi böyle ikili bir oyunlar atan teknik adam şey olsam, yöneticisi olsam bir dakika abi ne alıyorsun? onlara lira. Kaç maç atıldın? 7 maç. Tak keserim faturayı koyarım bir de bak cezadan. Hocam yok öyle hikaye. Çok net ya. Profesyonel değil miyiz? Benim takımımı bırakma hangi takımda olursa olsun teknik adam. Benim takımımı bırakırsan maç başı keserim abi. Cezayı veririm. Bir de defa onu yapmaları lazım. O şu ana kadar Galatasaray yönetiminden bir açıklama yok. O da enteresan. 10 senede 30 kere sahaya nasıl çıkamazsın hocam ya teknik adam olarak? Yaparlar mı yönetim açıklama Şimdi hocam? dönelim. Bilemiyorum. Onların sorunu. Göreceğiz tabii. Şimdi dönelim bu maça. Abi maçın birinci dakikasından sonuncu dakikasına kadar seyrettiğimde şimdi tabii çıplak seyretsem daha farklı da e, kamerada seyredince şunu görüyorum hep. Ya kamera bir dönüyor böyle şey sahasına pilota girdiği zaman Fenerbahçe tarafına ya iki bir mağlupsun. Maçı çevirmen lazım. Sarılı oyuncu yani Fenerbahçeliler sarı Antepliler kırmızı. Ya dört veya üç tane sarı var, bir tane Antepli var. Dört kişi neyi bekliyorsunuz? Üç kişi neyi bekliyorsun? En fazla, en fazla bir fazla ol. İki ol, ikiye bir ol. Üçe bir olmaz, dörde bir olmaz. Ben bunu döndüğüm zaman, ya kamera pilottan çektiği zaman görüyorum. Demek ki çıplak çok daha fazla. Bu şunu gösteriyor, organizada bozukluk var. Ya sen iki tane oyuncuyu Hatta bir tane oyuncu ne demek ya malumsun. Oyuna sok öyle yere de sok ki. Rakip zaten kübelenmiş Huni'yi kurmuş. Ona göre hallet. Ya geliyor geliyor Antep'e çarpıp geri dönüyorlar. Geliyor geliyor Antep'e çarpıp geri dönüyorlar. 90 dakika bitti. 90 dakika bitti. Özet. Nokta. Antep hak etti. Fenerbahçe hak etmedi. Fener'in avaracını da merak ediyorum. Yeni geldi daha tam bakamadım. Avaracı hale geldi. 23 attı. 19-7 hocam. 19 gol. Şimdi Gürcan bir şey söyledi bana. Bana değil de size bir şey söyledi. Çok güzel ha söyledi. Ne dedi? Ligde en çok Gürcan, gol yiyen 4 takım. Dördüncü tam biri. Takım. Ne dedi Gürcan? Bu dedi Erol Bulut'a kesilmez dedi. Neye kesilir dedin Gürcan? Kalite. Kalite. Bu kaliteyi Fenerbahçe'ye getiren kim? Emre Velozoğlu. Emre Velozoğlu hocam. Peki, Peki Emre ee, Belezoğlu'na keser misin? He? Cevap ver. Buluta kesmezsen birine keseceksin. Ya Ali Koç'a keseceksin. Ya Emre'ye keseceksin. Ya Buluta keseceksin. Ama ilk önce hocaya keseceğim. Cevap ver. Hayır Hücre. hayır. Kime kesersin? Hoc Hocam ben bu maç... Ne? Bir saniye ben bu maçlık konuşuyorum. Kadro kaliteli. Yani kadro Hocam, kalitesiz, kalitesiz dedi. Hayır hayır. Yani Doğru bu... soracağım işte. Bu kadroya kalitesiz kadro. Anlamadım. Yani, kadro, bu kadro kalitesi mi bu lige ha. göre? Hocam. Oyun kalitesi. Bir dakika abi. Ama bir dakika abi. Ay, Cevap futbolcu oy, bu maçtaki kalite. Yani oyuncuların bireysel hata yani hatalarına hataları oyun kalitesinin kalitesini ya. bu maçlık tamam. performansını dedin. Tamam. Çok da. Siz Yok, yani, hay, hay, hocam. Hayır yoksa. Kaliteli takım öyle mi? Bir dakika abi. Hocam Ali tek bakıldığı zaman Fener kaliteli takım Fenerbahçe kadrosu oyuncular. 22 kişi. Kaliteli denilmedi mi abi? Evet. Bana bir tane on numara göstersene. Bana... Hadi Hala. abi hadi. Var bana hocam, bir tane on numara göstersene. Bu, maç, mi? Mi? bu üzerinden mi <laughs> göstereceğiz? Yoksa Her başta geliyorum. ya bir tane gösterin bana on numara. Var hocam Pelkas Nerede? var. Nerede? Mert Hakan Yandaş on numara on, on numara. Onlar Geçin evet, abi. Transfer olur. Fener'de on numara olmaz abi bunlar. Ne Pelkas olur ne Hakan hocam, olur. Hocam. Olmaz ya. Fener'de olmaz. Sivas'ta olur. Bence tabii. Fenerbahçe takımında Pelkas'tan, Tufan'dan on numara olmaz abi. Mert Hakan'dan. İyi bir Sosa'dan olur. Ama iyi bir sosyal. İyi bir sosyal olur. olur. Ama diye bana, bir tane söyleyin abi ne anlatıyorsunuz ya? Buyurun. Kadro 20 çok iyiymiş. İki takım çıkarırmış. Bana bir takım çıkar sağlam takım çıkar abi. Kenardan takımı idare edemiyorsun. Hayır bir kere şey oldu. Hocam siz de ee... sezon başı beğendiniz. 20. hafta işi bitir dediniz. Fener kadrosu iyi. O ben zaman de hatta ne zaman dedim, biliyor musun? Bunu. Dedim onu. Evet. Dedim beraber. onu. Rüzgarı Sporgan'da. iyi aldılar. 1, 2, 2. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Başakşehir sallanıyorlardı. Hocam o ayrı sallanması hayır, tabi hayır. olarak iyi dediniz Hayır onlara dedin dayanarak dedi. söyledim. Ama baktım onlara dayanarak söyledim. halde Galatasaray'ın işte 3 baş iyi ondan sonra kötü. Fenerbahçe hep terse gitti. Bir de 10. haftadan sonra söyledin sen gitti. hocam. Sen dedin ki hani takımlar için 10. haftadan sonra bazı evet. takımları göreceğiz evet. 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 O da var hocanın Ay, Fenerbahçe söylediği. Fenerbahçe hani, 10. haftadan sonra daha iyi, iyi olur da dedi yani bir bir sezon, sezon dedik. Abi, bu kadar daha olmadı evet. buyurun. Sezon başı böyleyse 10. Evet. hafta, 12. hafta, kısım evet, ayından onu. sonra daha iyi olur. Evet Nerede? Ama şunu da söyledik. Galatasaray'a bak ne diyor şimdi Fenerbahçeli. Ya Fenerbahçe'li taraftarlar kana alıyor abi. Haklıdır. Dışarıda hocam. insanlar kana alıyor abi. Hala da diyorlar ki ya Fenerbahçe'nin aldığı puan iyi. Hala Fener yukarıda. Ya, i̇yi de karşılığı bu mu? Şimdi sezon başından beri Galatasaray'a baktım. 3-4 maç iyi oldu oldu. Beşiktaş'ın 2-3 maç iyi olduğu oldu. Öyle mi? Tabii Yukarıdaki şey takımlar. Ya Fener'in iyi olduğu kaç maç oldu ya? Bana söyleyin abi. Ya sen başlarken iyiydi işte hocam. Hani başlarken yani bir başta bir rüzgar aldı. Dedik ki bu rüzgar böyle giderse diğerleri de ters giderse abi bir anda gerisin geriye dönüyor. Hoca şeyle birlikte, O zaman kötü idare ediyorlar. Şey, şeyle birlikte çok etkilendi. COVID mi? Öyle mi bilmiyorum hocalar katılır mı bana ama. Ö öncelikle birinci Valencia'nın Pozitif çıkması. Ardından Samat Perotti sakatlığı. Yani öndeki üçlün bir anda gitti. Perotti. Evet. Ve e, bu yani bu ama bu kadar geniş kadro işte o yüzden mı? ama yok işte ha? üretemediler. Yani öndeki üçten bir tanesi gitse belki onun yerini doldurabilirdin. Orada bir farklılık yaratabilirdin. İkincisi o kadar e, çok şey söylendi ki mesela Fenerbahçe'nin sezon başındaki en büyük ağırlığı neydi? Gökhan Mecanerdi. Ya onların getirdiği toplarla iki bekinle ucum ediyordun ki e, çok da yanlış bir pozisyon değil bu. Yani Birkaç hafta sonra herkes çözdü. Tabii yeni, Antep Antep'in maliyeti bir 15. Onu, onu getir. Fenerbahçe'nin maliyeti 35 euro. Birinin 15 euro, birinin 35 euro. Ya alınan futbolculara fazla para verdiniz, kazık yediniz ya da doğru isimleri almadınız. Ya da Gaziantep doğru işler yaptı. Bak ya hiç öyle fazla uzatmadan. Ya Antep çok doğru işler yaptı Verdiği paranın hakkını verdi ki bugün sahaya bakıyorum. Elifler çatır çatır top oynuyorlar abi. Yere sağlam basıyorlar bir defa. Hep sistemi ayakta kaldılar. Sistemi belli hocam. 1-15, e, 1-35. Her takıma göre aynı oynuyorlar. Hiç değil Evet. Hocam.